O 4 Ocak'tan sonra Fenerbahçe'nin limitleri belli olacak. O limitlere göre bir anlaşma yenilemesi olursa, yani bankalarla yani. Fenerbahçe daha iyi bir anlaşma yaparsa Beşiktaş ve Galatasaray'a göre, muhtemelen Beşiktaş ve tak kulüpleri de Trabzon'da güncelleme isteyeceklerdir, yani. evet. haklarıdır. O zaman biraz daha limitler ortaya çıkacak, belli olacak. O nedenle şimdi Godin heyecanı tamam. Ama... Godin'in maliyeti hakkında ben şu ana kadar bir satır okumadım. Sen okudun. Okumadım. bana Böyle transfer olmaz. Bir adam alınacaksa bunun bir maliyeti evet. var. Bu maliyetin nasıl karşılanacağını falan bilmemiz lazım. Peki Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Yine Galatasaray'daki o transfer gündeminden bahsetmeye elbette sürdüreceğiz. Geliyor şimdi Fenerbahçe sayfalarımız. Aynen sıcak bir gündemle başlayalım. Sonrasında transfere döneceğiz. Sabah gazetesinin 17. sayfasına gidiyoruz. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı 36 kişi için Yargıtay dün bir karar aldı sevgili izleyenler. Yargıtay 5. Ceza Dairesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını usul eksikliği sebebiyle bozdu. Dosyanın karara bağlanması şimdi daha uzun bir zamana yayılacak. Nasıl yorumluyorsunuz siz e, bu süreci? Turgay abi. bir mahke ben hukukçu değilim ama biraz hı hı. her gazeteci gibi daha doğrusu iletişim fakültesi okuyan bizim dönem için söylüyorum. iki sene hukuk okuduk yani. Hı hı. Temel kavramlarını ve e, bazı hukuk dersleri aldık. Şu oradan öğrendiğim aklımda kalan şudur. Bir kararın esastan bozulması çok önemlidir. Usulden bozulmasının bir önemi yoktur. Hı hı. Çok fazla bir önemi yoktur. Usul dediği şu esasın doğru yani verdiğin karar neyse evet. belal. O kararın doğru diyor. Ama bu kararı alırken şu anlamda eksiklikler yapmışsın. Onları düzelt de gel diyor. Hı hı. Yani çok önemli bir şey değil. Peki. Devam edelim. Devre arası satılık değil. Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmek için tabii hamleler yapıyor. Diğer yandan oyuncularına gelecek teklifleri de değerlendiriyor. Aynı Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasındaki bir detayı görerek devam edelim. Ee, şimdi Vedat Moriş tabii. Elindeki en değerli oyunculardan bir tanesi ama aynı zamanda aslında kırmızı çizgisi de diyebilir miyiz? Çünkü oyuncuyu çok iyi işler yapıyor. Elbet. Bir de sen şimdi bir yandan yeni bir golcü arıyorsun bir de Vedat'ı satabilir misin? Evet. Vedat'ı satıp iki golcü mü arayacaksın? Elinde hazır gol atan bir golcü var. Yani Hatta Vedat'a bir alternatif bile bakılması gerektiğini söylüyorum. Hiçbir kulüp devre arasında, ligin devre arasında çok çok sağlık durumlar haricinde hı hı. hiçbir kulüp ligin devre arasında İş yapan bir oyuncu kimse vermez. Mesela Godin'i de Inter veriyorsa Inter bekleneni verememiş demektir. Hı hı. Hiçbir kulüp benim işime yarıyor dediği bir oyuncu devre vermez vermez. İstisnası vardır elbet. Hani beşlik adama 25 lira teklif gelir verirsin. O yüzden Vedat Mur için satmaya Fenerbahçe'nin devre arası hakkından geçireceğini bile düşünmüyorum ya. Yani. Düşün... Peki bir golcü ihtiyacı var mı? Vedat'ı velev ki satmadı. Ama Allah korusun bir sakatlık durumunda. Yani Aynen. mevlüt yeterli olur mu elinde sadece? Ne dersin? Yok mevlüt, mevlütün Fenerbahçe'nin derdine derman olma ihtimali yok. Hı -hı. Belki bir maç idare eder ama sakatlık ceza formsuzluk diye de bir ceza var. Evet. O da bir sakatlık. Peki, o yüzden Vedat'ın yerine bir alternatif şart. E, o kadar çok isim var ki Turgay a. hızlı hızlı gidiyorum. Evet. Foto Maç Gazetesi'nin 3. sayfasına gidelim. E, Fenerbahçe için İtalya'dan haberler gelmiş. Simon Kea ve Cilerme ...Arena konusunda bazı haberler yapıldı. E, Atalanta'nın sezon başına Sevilla'dan kiraladı ama kadroda düşünmediği iki oyuncu için... Fenerbahçe devredeymiş. Kea'yı zaten uzun süredir okuyoruz. Dün başka bir kaynakta da Kea başka bir takımla anlaştı haberleri de vardı. Sporla görüşüyor ha, evet. diye haberler var. Doğru. Şimdi Çiğdem bu çok fazla transfer haberi olmasının böyle bir dönemde iki sebebi var. Hı hı. Birincisi şu kulüpler denizin bittiğini fark ettiler... Artık kılı kırk yarıyorlar. Bir mevki için 4-5 alternatife bakıyorlar. Dolayısıyla bu isimlerde sızıyor. O yüzden çok fazla <laughs> haber çıkıyor. Ama bu güzel bir şey. Kulüpler demek ki ilk evet. bulduklarını almıyorlar, araştırıyorlar. Jesus müjdesi. Bologna oyuncudan vazgeçmek üzereymiş ve Fenerbahçe'nin de eli güçlenmiş durumda. Transfer çalışmaları sürüyor. Jesus gündeme geldi. Roman'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Brezilyalı stoperden bahsediyorum. Bir stoper ihtiyacı zaten. Var. Değil mi? Peki, Stolbeke e, de var. Stolbeck ve var. stoper mi öncelik olmalı? Bence önce golcü. Sonra stoper, sonra solbek. Üçü de Fenerbahçe için bu üç oyuncu çok önemli. Üçün bunun bu ayrılıyorsunuz siz diğer yorumculardan Turgay abi. Ben hep ayrılırım zaten. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> e, yani genelde sorduğum ve sohbet ettiğim kişiler daha çok arka bölge için ihtiyaçlar olduğunu söylüyorlar. Şidem Ceylan moderatörün, e, senin tecrübenden moderatörün, bunun milletin kafasında biraz çakması lazım. Ben ikinci hafta bütün yorumculardan ayrıldım. Dedim ki Falcao top atmıyorlar. İkinci hafta. Senin burada konuğun olan birçok yorumcu, ben gündüzleri izliyorum. Yok öyle bir şey ya daha nereden çıktı dediler. Ama Falcao top atamadığını Jacky'nin karısı kadar herkes, karısına kadar herkes kabul etti en sonunda. Doğru yani. mu? Yani. Ben ayrılırım yani. o Ben çünkü bakarım sağdan ne oluyor diye. Fenerbahçe'nin şu anda sol beksiz oynar Fenerbahçe. Dirar'ı koyar. Hı hı. Stoper'e Cahil Son'u koyar. Cahil Son olmadı... Orta sahadan atıyorum başka bir oyuncuyu çeker. Fenerbahçe, Vedat'ın yerine koca adam yok kardeşim. Önce golcü. Çünkü büyük takımsın. Büyük takımın bir golcüsü bir golü bin tane ayıbını örter. Gol atamıyorsan maç kazanamazsın. Sana kazanmak gerekir. Sen şampiyon olacaksan kazanman gerekiyor. O yüzden önce golcü. Bu arada gözlükler dikkatimi çekti Turgay abi. Yeni mi? Çeydan niye benle uğraşıyorsun? <laughs> Hayır güzel bir şey söyledi. Hayır niye benle uğraşıyorsun? Yeni aldıysanız hayırlı olsun diyeceğim. Hayır önce gülüyorsun pis pis böyle. <laughs> Sonra Ya ben gülüyor. genelde gülerim programlarımda ne Hayır. var güzel bir şey. Ne oldu şu da ciddi ciddi yorum yapıyoruz niye niye şimdi gözlüğe takıldın? Takıldım çünkü yani modeli hoşuma gitti güzelmiş. E vereyim sana. Sıfır numara mı? Trakyalı böyle yapar biliyorsun. Mesela dersin ki ceketin güzelmiş satayım sana. Öyle mi? Ya da saat saat mi <laughs> yaptın? Siz da vermezsiniz bana öyle bir Tabii şey. Öyle Satarsınız daha bir çok görmedik lütfen. Vereyim sana. Vermek satmak demek istiyorsunuz herhalde. Böyle bir hediye bedel edeyim, karşılığında. Hediye edeyim sana. Hediye siz. edeyim. Tabii ama hediyesi birkaç bin Kaç dolar. Kaç numara? Numara uyacak mı? Gerçi siz sıfır numara takıyorsunuz. Ya, numarayı, <laughs> numarayı bırak. Numarayı bırak Gerçekten gözlerin bozuk mu Turgay abi? Evet. Kaç numara? İki buçuk derece. İki buçuk. Uzağı mı göremiyorsun? Yani ben şimdi bu uzağı göstermiyor. Seni <laughs> görmeyeyim diye takıyorum. <laughs> Bu uzağı göstermiyor. <laughs> beni gör, görmeyesiniz tabii, ya takıyorsunuz. Takıyorum. Neden uzağı, beni görmek istemiyorsunuz? Ya kafam rahat ediyor böyle dahi. Uzak bu bulanıklaştırıyor uzak seni göremiyorum yani. Anladım. O zaman bir dahakine blokta da ben takabilir miyim onu? Tabii ben tabii takarsınız. Ben de görmeyeyim o zaman. <gülüyor> 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 Aynısından istiyorum. <laughs> tamam. Son 3 dakikamız kalmış. Moting Savaşı. Takvimin 15. sayfasına gidiyoruz. Fenerbahçe Kamerunlular için Beşiktaş'ta yarışıyor. Paris Saint Germain'de forma şansı bulamıyor Moting. Görüşmeler devam ediyormuş. Yani üzerine defalarca herhalde konuştuk. Geçtiğimiz transfer dönemini. Bilemiyorum hatırlıyor musunuz o dönemleri siz? Ne demek bu? Yani ne <laughs> biçim konuşuyorsunuz? Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Sonra diyorsun benim niye görmek istemedi? Niye seni göreyim ki? Aynısını, aynı gözlükten ben de istiyorum. Alacağım Zaten. sana bir Lütfen. Tane. Bekliyorum bir dahaki Şimdi programda. Şimdi Çiğdem ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yine senin de aşkı canım bunları söyleme. Ben söyleyeyim. Biraz ayrılalım. Yarın Beşyaşı kampı başlıyor. Fenerbahçe'nin de bildiğim kadarıyla beşinde mi başlıyor öyle bir şey? Hı hı. Galatasaray'da o civarda ya da Galatasaray sadece maç yapmaya gidecek Antalya. Bak bunu 10 yıldır her, her programda söylüyorum. Diyorum ki kampın ilk günü kampa getiremeyeceğin oyuncu hayrını göremezsin kardeşim. Konuşuyoruz hepsini. E kamp bir çek bir hafta sonra. Sonra Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Hı hı. Sen bu oyuncuyu birinci gün alacaksın. Bugüne kadar ne yaptın kardeşim? Bugüne kadar ne yaptın? Bu oyuncularla görüşmediniz mi? Bugüne kadar ne yaptın? Yarın Fenerbahçe Beşiktaş kampa gittiğinde Beşiktaş Santifor alacak. Fenerbahçe Santifor alacak. Galatasaray so kampa gelecek ki hoca onu takıma monte etsin. Arkasından iki tane ZTK maçı oynayacak ki adam lige hazır olsun. Sen bu adamı alacaksın. Ligin ikinci yarısı başlarken sonra uyum süresi bilmem ne derken bir bakıyorsun lig bitmiş. E niye alıyorsun ki o zaman? Gelecek senin için mi alıyorsun? Parana yazık. Yani transfer planlaması diye bir şey yok bize. Kulüpler battı hala yapamıyorlar. Ya arkadaş 1 Eylül'de senin normal 30 Eylül'de transferin bitti ya senin hı hı. normal transfer. 1 Ekim'de sen ara transfer için çalışmaya başlarsın. 1 Ekim'de. Başlarsın. Ahmet sakatlanır, Mehmet sakatlanır. Onu satarız, bunu satarız diye bir ön hazırlık. Sonra durumlar belli olur ligin yarısında. Ne durur? sakatlandı? Falcao formsuz. Andone sakat. Dersin ki Bizim 4 Ocak'ta kampa getireceğimiz adam kim kardeşim? Hı hı. Santifor kim? Solbek kim? Bulursun ya. E bunu son gün nasıl alıyorsan şimdi al kardeşim. Evet. O yüzden bu kulüpleri yönetenlere bisiklete emanet etmem. Genel söylüyorum. Kardeşim bir insan ama bile aynı kuyuya iki defa düşme. Bunlar her transfer döneminde aynı kuyuya düşüyorlar. Peki Turgay Demir dönüşse yine transfer konuşacağız. İsimler üzerinde dururuz. Sen gözlükten başlarsın da biz transfer. Gözlükle değişimi yapacağız biz yapalım, orada Turgay Demirle beraber. İlk saatlerimiz nokta alıyoruz saat başında buluşuyoruz.